beni affetmen için geldim. Kızım. Dokunma bana! Dokunma! Git! Defol git buradan! Lütfen beni dinle. Git dedim! Zeynep! Defol git! Kızım! Defol git dedim! Zeynep! Defol! Kızım! Defol git! Ne olur dinle beni! Git! Git istemiyorum kızım, seni! Kızım dinle beni! Git buradan defol git! Zeynep! Dinle beni! Defol git dedim sana! Zeynep dinle beni! Kimsiniz siz? Çıkın dışarı! Zeynep'in babasıyım. Zeynep ne olur dinle beni, affet! Seni dinlemek istemiyorum, defol git buradan! Çıkın dışarı, çıkın yoksa polis çağıracağım, çıkın! Çıkın! Zeynep! Zeynep! Kızım! Zeynep! Zeynep, iyi misin? Zeynep! Zeynep, aç kapıyı! Zeynep! Git buradan! Git! Kızım! Zeynep! Aç kapıyı kızım, ne olur beni dinle! Zeynep! Zeynep, aç! Hiç seni dinlemek istemiyorum, git buradan! Zeynep, ne oluyor sana? İyi misin? Ay, bu olamaz. O gelmiş olamaz. Zeynep! Zeynep, dinle beni! Zeynep! Zeynep! Zeynep, dinle beni. Aç kapıyı kızım. Zeynep! Tamam Zeynep, sakin ol. Zeynep! Zeynep! Aç kapıyı kızım. Affet beni. Zeynep! O gelmiş olamaz. Tamam, sakin ol. Evet. Ne oldu, neredesin? Çıktın mı Zeynep'in karşısına? Zeynep beni içeri almadı. Kovdu beni. İçeri girmeye çalış, ben geliyorum. Tamam. Bak gitti herhalde. Ben su getireyim sana. Hayır, gitme. Gitme, yanımda kal lütfen. Tamam, tamam, yanındayım. Zeynep! Kızım! Zeynep aç, ne olursun kızım aç. Onu içeri alma, onu sakın içeri alma. Tamam, tamam, almayacağım. Merak etme, korkma. Zeynep aç, ne olursun kızım aç. Zeynep aç! Belki gitti mi? Hala orada. Ona söyle hemen gitsin buradan. Hemen. Zeynep acaba adamı bir dinlesen mi? Hayır Ceylan. Hayır, ne dinlemesi ya? O öldü, anlıyor musun? Öldü o. O gerçek değil. Onun mezarı var ya, mezarı. Yaşamıyor. Gerçek Zeynep, adam kapının önünde duruyor. Belli ki büyük bir yalanı yaşamışsın yıllarca. Hayır. Hayır annem. Annem bana bunu yapmaz. Annem bana böyle bir yalan söylemez. Gerçek değil. Gerçek değil. Tamam, belki annen de adamı ölü biliyordur. Olamaz mı? Zeynep, gerçekleri öğrenmek istemiyor musun? Bilmiyorum Ceylan. Bilmiyorum, kafamın çıkarma karışık. Git buradan! Git! Zeynep! Benim, aç kapıyı! Cihan! Cihan gelmiş. Tamam, ben bakarım. Ceylan! O sakın içeri gelmesin. Sakın. Tamam, merak etme. Zeynep! Polisi arayın hemen. Dolandırıcı bu adam. Ceylan, ara polisi. Hayır, ben dolandırıcı değilim. Ben Taylan Ünsal'ım. Zeynep'in babasıyım. İsterseniz kimliğime bakın. Zeynep. Ne yapacağız bu adamı? Gerçekten Taylan Ünsal mı? Öyle diyor.
Evet. Kimliğinde Taylan Ünsal yazıyor. Kızım. Kızım. Zeynep. Ne olur affet beni. Ben buraya yeniden aile olmak için geldim. Ne olur affet. Oh, oh, iyi. Geri dur şöyle. Geri dur. Sen 20 yıldır neredeydin ya? Neden bizi bırakıp gittin? Neden annem senin için öldü dedi? Neden bana yalan söylediniz? Ya neden ya? Neden? Neden? Müsaade et kızım. Hepsini anlatacağım. Müsaade et bana. Zeynep, bu adamı dinlemek zorunda değilsin. İstersen hemen götürürüm onu, bir daha da asla yüzümü görmezsin. Gerçekleri bilmek istemiyor musun Zeynep? Neden sizi bırakıp gitmiş? Bunca yıl neredeymiş? Sen karışma Ceylan. Zeynep'in kararı bu. İsterse götürürüm, isterse dinler. Zeynep, ne istersen onu yapacağım. Söyle. Gitsin. Onu bir daha görmek istemiyorum. Bir şey söyle lan. Bir şey söyle lan. Bir şey söyle. Bir şey de. Annene bütün zulmü yaptım. Onun suçu yok. Ne? Ne yaptın anneme? Aferin. Git yalanlarını başkasına sat lan. Bir daha Zeynep'in karşısına çıkarsan karşında beni bulursun. Yürü. Hepsini anlatacağım kızım. Ne olur beni affet. Sakın annene kızma Zeynep. Onun başka çaresi yoktu. Cihan. Dur. Dinlemek istiyorum onu. Emin misin Zeynep? Eminim. Dinlemek istiyorum. Hop. Dayı bugün çıkacak mı? Abi neler oluyor ya? Hemen Gönül'ü arıyorsun. Zeynep'in babası burada diye haber ver. Ya ama abi. Ara dedim, fırla. Yine bakayım, Oscar'lık performans bekliyorum senden. Bana bak, Zeynep'e doğruları anlatacaksın. Onun için geldim buraya. Annem, neden sizin öldüğünüzü söyledi? Neden yalan söylemekten başka çaresi yoktu? Ben çok büyük hatalar yaptım. Çok para kazanmak için kumar oynadım. Çocuklar biz geldik. Ne oluyor burada? Zeynep? Ayol bu buraya gelmiş. Zeynep ne oluyor burada? Taylan Ünsal ölmemiş. Onu görüyoruz. Taylan Bey Zeynep'le konuşmaya gelmiş. Zeynep'ciğim, iyi misin canım? Değilim Feraye teyze. Hiç iyi değilim. Zeynep bak, sakın kendini zorlama, tamam mı? Bu adamın dediklerini dinlemek zorunda değilsin. Dinlemek istiyorum, hayır. İyi. O zaman hep birlikte dinleyelim. Bana bak. Gözümüz elinde. Ben yalan makinesi gibi kadınım. Yalan söylersen anlarım. Ona göre
Doğruları söyle. Yutkundun. Korktun değil mi? Ama ben yutmam. Şimdi yalan söylersen hemen yakalarım. Belki isteydi. İzin verirsen konuşacak. Konuşsun bakalım. Konuş. Ben Bülent gibi olamadım. Mezun olduğumuzda hepimizin hayalleri vardı. Ben ideallerimden vazgeçtim. Çok para kazanmak için kötü adamların davalarına baktım. Çok para kazandım ama haram para. İyi misin Zeynep? İstersen biraz hava alalım, gel. Hayır. Bir an önce konuşsun da bitsin. Hani haydan gelen huya gider derler ya. Öyle oldu. Haram yine harama gitti. Kumara başladım. İyi alt ettin. O illet beni mahvetti. Sadece beni değil, seni, anneni. Hatta nikah yüzüklerimize kadar sattım. Annen de çalışmaya başladı. Onun elinden maaşını aldım. Hep kazanırım ümidiyle kumar oynadım ama hep kaybettim. Buraya kadar bir yalan dolan sezdin mi Belkıs teyze? Yok, devam et. Kumar borcum olan adamlar evimize kadar geldi. Borcumu tahsil etmek için her şeyi yapacak korkunç tipler. Annem bir gün seni korumak için bir odaya kilitledi. Adamlar evimizi yakmaya kalktı. Annen seni oradan çıkardı. Zeynep, durmasını ister misin? Hayır. Hayır, devam etsin. Dinlemek istiyorum. Annem bana o gün ulaşamadı. Ben her zaman olduğu gibi gene anneni yüzüstü bıraktım. Annen bunların hepsinin üstesinden tek başına geldi. Annen seni kurtardı ama benim borçlarım yüzünden sana mama alacak paramız kalmadı. Sen aç, annen perişan. Mama alamamışlar. Ya bu kız ne yedi, ne içti? Ay vallahi ben bir kötü oldum. Devam et sen, devam et. Ben iyi değildim. Psikolojim darmadağındı. Bir gün marketten senin için mama çaldım. Çıkarken de yakalandım. Beni yakalayan adamı bıçakladım. Sonra hapse girdim. Müstahak sana. Sen gidip karının, kızının rızkını kumar masalarında ye. Ay Belkıs, Belkıs'cığım lütfen. 10 yıl hapis yattım. O arada annen benim alacaklarımla uğraşmış. Sonra taşınmış, adresini değiştirmiş. Sana da baban öldü demiş. Haklıydın. Haklıydı Zeynep. Annem beni öldürmekte haklıydı. Ben size zarardan başka hiçbir şey getirmedim. Sen... Senin ne işin var burada ha? Gönül bak ben... Sen bana bak. Neden geldin ha? Neden Zeynep'in karşısına çıktın? Yıllar önce çekip gittin, bizi mahvettin. Yetmedi mi ha? Yetmedi mi bize verdiğin zarar? Yetmedi mi ha? Yetmedi mi söyle? Yetmedi. Gönül! Allah belanı versin. Allah belanı versin. Yıllar sonra gelip kızımı rahatsız etmene izin vermem, anladın mı? Sen öldün. Sen bizim için yoksun. Gönül, ben sizin için geldim. Yıllarca kızıma yapamadığım babalığı yeniden yapmak için geldim. Yeniden ayrı olmak için geldim Gönül. Defol! Defol! Ömrüm senin borçlarını ödemekle geçti. Sen bizi mahvettin. Kızımın rızkını senin yüzünden kestim. Senin yüzünden, senin kumarın yüzünden kızım açlıktan ölüyordu. Gönül. Senin yüzünden Zeynep'e yıllarca yalan söylemek zorunda kaldım. Ama Zeynep'in gözünde seni öldürmeseydim biz ölecektik. Kızımın böyle bir babası olmasındansa
Hiç olmaması daha iyi. Anne! Anne yeter! Yeter, anlıyor musun? Ya sen nasıl bir insansın ya? Sen bana bir sürü yalan söyledin. Başka çarem yoktu. Senin baban pisliğin tekiydi. Pisliğin tekiydi. Ama benim babam da. Ben yıllarca onu öldü zannettim. Yıllarca babam yok zannettim ben. Yıllarca bir yalanı yaşadım ben. Bak, bak ölmemiş, yaşıyor. Zeynep. Rahat bırak beni, dokunma. Kızım lütfen. Kızım deme bana. İnsan kızına bunu nasıl yapar? Bak ben çok kötü günler geçirdim. Ben o yalanı söylemek zorundaydım. Kızım ben mecburdum. Yalan söylemek zorundaydım. Çok kötü günler geçirdim. Gönül, sen nasıl bir yalancısın be? Her şeyin yalan, her şeyin yalan. Yaptığını beğendin mi? Hepsi senin yüzünden. Neden çıktın Zeynep'in karşısına, neden? Ah, neden? Ne oluyor ya? Kim bu adam? Taylan Ünsal. Ne? E sen ölmemiş miydin? Ölmemiş. Yine sen söyledin değil mi bu yalanı? Yine senin işin. Yazık sana ya. Ay, neler yaşıyorsun sen? Ne yapacağım ben? Babam yaşıyor. Zeynep, bak adam inandırıcı olabilir ama belki de yalan söylüyor. Ben artık bunları yaşamak, duymak istemiyorum. Gerçekten çok yoruldum ben. Ne ismi o? Ne oluyor? Koş Feraye, koş. Ya gidin aile meselelerinizi başka bir yerde çözün ya. Ben bunları dinlemek zorunda mıyım? Hayır, Zeynep bitti. Kendi derdimiz bitti. Bir de Zeynep'in babasıyla mı uğraşacağız? Bak hiçbirinizi istemiyorum bu evde. Melis, lütfen bir sakin olur musun? Ya olamam, sakin falan olamam, anladın mı? Ya ben hamile halimle bunlarla uğraşmak mı zorundayım ya? Defolun gidin ya evimden, defolun diyorum. Melis kızım, hadi sen odana git, biraz dinlen yavrum, hadi ne olur. Ben niye odama çıkıyorum ya? Hayır, ben neden odama çıkıyorum? Bir de siz oturmuşsunuz, burada bunları dinliyor musunuz? Ama kimse benimle ya da benim karnımdaki bebekle ilgilenmesin. Ah, gelincik olur mu öyle şey? Ya varsa yoksa Zeynep, Zeynep'in sorunları, Zeynep'in anası, Zeynep'in anasının yalanları, Zeynep'in babası çıktı şimdi de. İstemiyorum hiçbirinize, ben hiçbir yere çıkmıyorum. Onlar gidecekler bu evden. Zeynep! Zeynep diyorum, gel al şu ananla babanı, defolup gidin bu evden. Ne sorununuz varsa başka bir yerde çözün. Benim salonumda, benim evimde konuşmayın ya! Zeynep! Melis haklı. Burası onların evi. Ve bu bizim meselemiz. Zeynep! Zeynep! Kızım! Yine bol çaldı ya. Zeynep! Ay, kızım! Ege! Sen benim yanımda kal, gitme başına. Saçmalama Melis. Zeynep! Zeynep. Sen çekil. Zeynep. Dikkat et Ege. Ay Ege. Ege dur. Şu yastığı. Ha, getir. Getir. Zeynep. Zeynep duyuyor musun beni Zeynep? Zeynep. Kızım. Kızım. Kızım.
Zeynep beni duyuyor musun? Aç gözlerini Zeynep. Neden geldin ha? Neden geldin? Neden çıktın karşımıza? Ege. Hastaneye mi götürsek acaba? Kendine gelmezse götürürüz. Zeynep. Melis ne var elindeki? Melis! Sen ne yapıyorsun ya? Karı koca çekilin Zeynep'in başından. İyi misin Zeynep? Ne yapıyorsun sen Melis? Ne oldu? Uyuyan prensesi öperek mi uyandıracaktın? Ya ne diyorsun Melis? Uyandırdım işte. Ya bu rol yapıyor, rol yapıyor. Bak uyandı işte, yok bir şey. Melis'ciğim ne yapıyorsun kızım? Kızın halini görmüyor musun ya? Ya siz benim halimi görmüyor musunuz? Ben görünmez miyim anlamadım ki. Melis haklı. Bu ev bunları konuşmanın yeri değil. Feray teyze, size bunları yaşattığım için çok özür dilerim. Senin bir suçun yok Zeynep. Evet Zeynep. Özür dilemesi gereken sen değilsin. Ben özür dilerim. Anne, hadi çıkın artık buradan lütfen. Gelirsin Taylan. Nasıl çıkarsın Zeynep'in karşısına? Ben ne olursa olsun sizi asla bırakmayacağım. Zeynep! Kızım! Kızım! Zeynep iyi misin? Sen nasıl bir insansın ya? Nasıl dökersin o suyu kızın kafasından o şekil? Cihan, gider misin lütfen? Gidiyorum zaten. Zeynep'i bu halde yalnız bırakmam. Önce benim Zeynep'le konuşmam gereken bir şey var. Ege, lütfen sen kal. Ege, sen karışma oğlum. Siz karışmayın. Ay yok, ben delireceğim ya. Ya ben delireceğim. Bu adamı Zeynep'le ne konuşacak? Ben delireceğim. Bak ben bıktım. Ben bu aileden bıktım anne. Ben bıktım artık. Şuna bak ya, şuna. Ya senin gibi birini kim ister ki zaten? Bu gidişle Ege'yi de kaybedeceksin. Sen kimsin ya? Defolup git, bu ne diyorsun be? Tamam. Ne diyorsun? Tamam. Defolup git, tamam. Defolup git, tamam. Defolup git, tamam. Defolup git, defolup git, tamam. Bir daha asla sizi bırakmayacağım kızım, asla. Zeynep. Ege. Ne olur bir şey söyleme. Şimdi sırası değil.
Zeynep, o senin... Karın içeride sinir krizi geçiriyor. Yeter bu kızın ailesinden. Yeter artık. Bıktım ben. Melis, Melis, sakin ol. Ben kızım. Sus. Ben delireceğim ya. Ben delireceğim bu adamı. Bu kızla ne konuştu? Bitmiyor. Ben delireceğim bak anne. Ben bıktım artık. Bıktım artık ya. Bıktım, bıktım. Yeter bu kızın ailesinden. Yeter artık. Bıktım ben. Melis, Melis, sakin ol. Ben Melis, bir sakin ol. Bak, bebeğe bir şey olacak. Otur, gel. Sakin ol, kendine gel. Otur. Sakin ol, kendine gel. Uzak dur benden! Kızım! Uzak dur benden! Kızım! Kızım. İkiniz de, ikiniz de uzak durun benden! Cihan, götür beni buradan.